Korku. Konumuz korku olacak. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz korkunuz kontrol altına tutulabilir olduğunu anlayacaksınız. Belki de bu videonun sonunda korkularınız tamamen azalacak. Şimdi sevgili arkadaşlar, örnek vereyim. İnsan neden korkar? Bir tane en basit örneği vereyim. Karanlık. Karanlıktasın, hiçbir şey görmüyorsun. Görmediğin için, etrafta ne olduğunu bilmediğin için, ne olacağını bilmediğinden dolayı korkuyorsun, değil mi? Bu örneğe göre insan bilmediği için korkar. Görmediği için korkar. O odada ne olduğunu bilse veya görse o zaman korkmaz. Şöyle bir formül var o zaman. İnsan bildikçe, öğrendikçe korkusu azalır. Karakteri güçlenir. Kişiliği güçlenir. Bilgisi azaldıkça korkusu çoğalır. Özgüveni azalır. Kendisi küçülür yani. Ve korku büyür. Dolayısıyla insan öğrendikçe, kendini geliştirdikçe, etrafta ne olacağını tahmin ettikçe, geleceği aşağı yukarı öngörüyorsa o zaman korkusu azalır, kaygısı azalır ve mutlu bir hayatı olur. Kişi kendini geliştirmezse, geleceği aşağı yukarı tahmin etmez ise, ne olacağını bilmiyorsa o zaman korkuları, kaygıları, endişeleri olur. İşte bu formüle göre sen korkularından, endişelerinden, kaygılarından kurtulmak için kendini geliştireceksin, bu kadar. Kendini geliştirdikçe önünü görebileceksin. Ön sezilerin olacak. Ön görme diyorlar buna. Geleceğini aşağı yukarı öngörüyorsun. Şöyle bir formül daha var eklemek istediğim. Eğer geleceğini 5 sene sonraki sen kendini merak ediyorsan o zaman şimdi kiminle oturup kalkıyorsun, ona bak. Hangi filmleri izliyorsun? Hangi kitapları okuyorsun? Bunları bir incele. Çünkü geleceğin bu takıldığın insanlara, okuduğun kitaplara, seyrettiğin filmlere, dizilere bağlı. Eğer doğru yoldaysan, doğru insanlarla takılıyorsan, kendini eğitiyorsan, kendini geliştiriyorsan o zaman geleceğin parlak, güzel olacak. Bu konuda kendini geliştirmiyorsan gerçekten, biraz önce dediğim gibi, yani boşa zaman harcıyorsan, boş insanlarla takılıyorsan, devamlı korku pompalayan haberleri izliyorsan, başkalarının hayatını devamlı takip ediyorsan o zaman müneccim olmaya da gerek yok. Görünen köy kılavuzu istemez. Sonu kötü olacak demektir. Bu sana bağlı, senin kararın. Yani hayatının güzel olması, korkusuz, kaygısız olması, geleceğin güzel olması, kaliteli olması, korkuların azalması sana bağlı. Şimdiki davranışlarına bağlı. Bunun en iyi yolu da kendini geliştirmek. Biraz önce dediğim gibi kaygılardan, korkulardan, endişelerden kurtulmanın tek yolu kendini biraz önce dediğim gibi geliştirmek. Kendini geliştirirsen sonu iyi olur. Ama kendini geliştirmezsen başkalarının korkularının, endişelerinin kölesi olur çıkarsın. Çoğu insanın olduğu gibi. Evet, şimdi bugün karar ver. Harekete geç. Doğru insanlarla otur kalk ve kendine yatırım yap. Kendinle ilgilen. İşte o zaman korkuların azalacak, sen büyüyeceksin. Evet sevgili arkadaşlar, bu söylediklerimi lütfen hayatına yansıt. Korkularından, kaygılarından, endişelerinden sıyrıl artık. Bunun yanında biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda devamlı yardımcı olduk. Sen de korkularından, kaygılarından, endişelerinden daha hızlı sıyrılıp hayat kaliteni arttırmak istiyorsan, krizleri fırsatlara, kıtlığı berekete çevirmek istiyorsan hızlı bir şekilde profesyonel insanlar eşliğinde o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.